arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir motifli düğmeli hırka yapımında daha beraberiz. Bir öncekine göre bir tık daha farklı birleştirme tekniği kullanarak yol alacağız. Motiflerimiz orada üçlü trabzanlarda, burada ikili trabzanlarla bir sıra daha fazla öreceğiz. Yani işte trabzan ikilisini, üçlüsünü değiştirerek, sıra sayılarını değiştirerek nasıl ölçü elde edebiliriz, her türlü nasıl örebilirizin varyasyonlarını sizlerle de ben ördükçe paylaşmaya çalışıyorum. Dilim döndükçe anlatıyorum. Umarım işe yarayan videolar oluyordur. Çünkü gerçekten çok emek sarf ettiğim için isterim ki sizlerin de işine yarasın. Şimdi gördüğünüz gibi motiflerimi motif standına, bloklama tahtasına dizdim. Buna gerek var mı? Yani eğer isterseniz, arzu ederseniz, çok fazla motif örüyorsanız blok alabilirsiniz, bloklama tahtası. Böyle güzelce derli toplu dizersiniz. Ama herhangi bir pratik yöntemle de motiflerinizi düzgün hale zaten getirebilirsiniz. Örerken de gayet düzgün düşüyor. Bakın mesela şuradakileri henüz bloklamadım. Ama bloklanmış olanlar da birazdan çıkartırım. Gayet güzel. Evet efendim. Bu hırka için ben ne kullanıyorum? Gelirsek şayet. Yarn Art Jeans Crazy kullanıyorum. Yarn Art Jeans Crazy'nin 8205 numarasını, 8205'ini kullanıyorum. Şayet rengini beğenirseniz siz de kullanabilirsiniz. Birleştirme rengi için siyah kullanacağım. Siyahla birleşecek bu hırkamız. Hırka formunu siyahla vereceğiz dediğim gibi. Şimdi size şöyle bir tam motif yapımını, bir de yarım motif yapımını anlatmaya çalışacağım. Başlamadan evvel, aslında bunlar kanalda çok defa çekilmiş videolar ama ilk defa burada karşılaştığım arkadaşlarıma da pratik bir, yani bir fikir olarak burada görsünler. Bir de dediğim gibi bir önceki yarıka üçlü trabzandı, burada ikili trabzan, bir tık farklılıklar var. Beraberce motiflerimizi örmeye geçebiliriz. Bu sefer tığ olarak 2,5 milim kullanıyorum. Bunu da hatırlatmak isterim. Başlamadan evvel de benim motiflerimin kaç santim düştüğünü 5 sırada size onu da söylemek istiyorum. Hemen şöyle bakıyorum. 11 santim birleşme kenarı olmadan, birleşme kenarıyla da 13 santim civarı olacaktır. Bu hırkada benim ölçülerle ördüğünüz takdirde 38'den 44 bedene kadar standart bir hırka gibi düşünebilirsiniz. Olacak. Motifin yapımının sonunda size adet vereceğim. Çok uzun bir hırka olmayan, kalça ortalarında bir hırka çalışıyorum. Bunu da söylemek isterim sevgili dostlar. Öyleyse motifin yapımına geçelim. Motifimiz gördüğünüz üzere klasik Gojaz motifi. Bu motifin yapımını şu anda sizlere göstereceğim. Önceden birçok kez gösterdiğim gibi bu sefer tek iple kullanacağız, öreceğiz. Yani İpim batik olduğu için renk değişimi yapmayacağım. Onun için de tam motifle başlayalım. Şöyle aldım hemen. İlk olarak sihirli halka içine çalışacağım için parmağıma ipimi doluyorum. Şöyle görüntüden çıkartayım diğerlerini. Biraz daha yaklaşalım. Evet. Tığımı halkanın içine, parmağıma doladığım içine batırıyorum ve ilmek çıkartıp bir kere kilitledikten sonra üstüne 1, 2 ve 3 zincirle yükseliyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan örüp 2 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğa batıp bir kere de çıkıp ilmekleri tığımda bekletiyorum, 2 tane. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyorum. Bir kere de çıkıyorum. Tığımda olan 3 ilmeği artık parmağımdan da çıkardım. 3 ilmeği beraber topluyorum. Arada 2 zincirim var. Yeniden boşluğa batıyorum. 1, tığımda bekletiyorum. 2, yine tığımda, 3'ünü 1 çıkıyorum. Arada hep 2 zincirim var. Ve ikili trabzanlarla, ikili gruplar halinde bademler örüyorum. Buna badem diyoruz. Minik bademler. Artık ipimi sıkıştırabilirim. 4 adet oldu. Bu grupları 8'e tamamlayacağım.
Trabzan sayım 16. Ama ikili gruplar halinde örüyorum. Son grubu da ördükten sonra arkadan iyicene böyle çekerek sıkıştırıyorum, kilitliyorum. Ve iki zincirimi daha çekip hemen buradaki ilk yapmış olduğum grubun tepesinden kaydırma yöntemiyle gelip şöyle çıktıktan sonra hemen şu yan taraftaki boşluğa batıyorum. Batarken artık şu arkadaki ipimi de alacağım üstüne. Ve arasından bakın battım, arasından kaydırma yöntemiyle geliyorum yani. Burada bir ilmek yukarı doğru çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekebilirim. Eli zincire alışık olanlar ya da şöyle bir kere de çıkıp etrafında bir tur attırıp buradan arasından ip geçirip yalancı trabzanda örebilirim. Hangisini kullanıyorsanız hiç fark etmez. Aklınız karışmasın diye ikisini de göstermek istedim. Tekrar boşluğun içine geliyorum. Yine bir kere de çıktığımı alıp ikisini bir topluyorum. Her bir boşluğun içine bir öncekinde yaptığımdan yapacağım. İki tane, arada iki zincirle. Bir, iki. Aynı boşluğun içine tığımda tuttum. Battım, tığımda tuttum. Hepsini bir, şimdi çıkıyorum. Hep arada dediğim gibi iki zincir. Tekrar geliyorum, bakın. Tuttum. Tuttum. Hop. Hepsini bir çektim. 1, 2. Bir alttakinin aynısını yapıyorum. Boşlukların içine ikişer tane 2 zincirle bu sırada. Öyleyse tamamlayayım. Son boşluğun içine kadar tamamladım. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. Yine burada ilk olanın tepesine batıp aradan kaydırarak geçirdikten sonra yine tığımı yan tarafa geçiriyorum. Siz burada dilediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. Şöyle ilmeğimi çıkarttıktan sonra arasından bir zincir çekip şöyle yükseliyorum. Etrafında turunu attırıp şöyle bir de arasından geçirdikten sonra aynı boşluğun içine yanına bu sefer iki tane iki kere de batıp böyle çıktıklarımı birer batıp çıktıklarımı bu ilki yalancı trabzan olduğu için tığımda 3 ilmek oluyor. Bundan sonra tığımda 4 ilmek olacak. Arada 3 zincirim var artık. Hemen yan boşluğa geçtim. 1 2 3 Artık gruplarım üçerli halinde ve her boşluğa bir tane. Arada 3 zincirli. 1 2 3 Bakın 1 2 3 4 tane ilmek var. Hepsini bir çekiyorum. Ve bu 3. sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Son sıraya geldim. Ve son boşluğu doldurdum. 3 zincirimi çektim. Şimdi buradaki bademimin tepesine batıyorum. Yine kaydırarak ilmeğin arasından geçirip şöyle bakın hemen elinizle motifinizi düzeltip aslında her şeyin ne güzel gittiğini göreceksiniz. Ya çok güzel düşüyor bu motif ya. Çok severek örüyorum her seferinde. Hiç sıkıntı yaşatmıyor. Her bedene uygulayabiliyorum. Hemen yan tarafa yine kaydırıyorum. Ve şöyle bir kere kilitledikten sonra bakın şimdi burada biraz uzun çekip etrafında döndürüp bir şöyle zincir çektikten sonra arasından geçirdikten sonra bir de üstüne bir zincir çekiyorum. Çünkü artık köşedeyim. Tam olarak şuradayım. Şuradayım ve trabzanlarım üçlü olacak ve motifim kare olacak. Onun için tığımın üstüne ipimi iki kere doluyorum ve bu boşluğun içine üç kere de çıkarak trabzanlar örüyorum. İki doluyorum. 1 2 3 İlk üçlü grubumu ördüm köşenin. Arada iki zincirim var. Tekrardan tığımın üstüne ipimi iki kere aldım. Ve bir, iki,
3'te çıktım. 2 kere doladım. 1, 2 ve 3'te çıktım. Tekrar 2 kere doladım. 1, 2 ve 3'te çıktım. Arada zincir çekmiyorum. Baktınız ki motifi ördüğünüzde kasıyor, şöyle kase şeklini alıyor. Siz zincir çekebilirsiniz. Yani böyle düşmüyorsa dümdüz motifiniz. Ben çekmeden devam ediyorum. Çünkü öyle elimden gayet güzel düştü. Şimdi sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ne yaptım? Köşeye 3 üçlü trabzan, arada 2 zincir, 3 üçlü trabzan. Arada zincir çekmeden bu boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. Şimdi ise yarım trabzan ya da çakma sık iğne dediğimizden 3 tane öreceğim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Boşluğa battım. Bir kere çıktım. Bunu 3 kere yapacağım. Bir kere de çıkıyorum. Hepsini bir çıkıyorum. Beni önceki videolarımdan bilen arkadaşlarım burada her zaman bir zincir çektiğimi bilirler. Daha düzgün düştüğü için. Bir tek burada bir zincirim var. Tekrar sıra. 3 tane ikili trabzanda. Onu da ördükten sonra artık bir diğer köşeyi öreceğim. 2 kere doladım. 3 kere de çıktığım trabzandan 3 tane örüyorum. Ve arada 2 zincirimi çektim. Şimdi sıra yine 3 tane üçlü trabzanda. Böylelikle de motifimi kare yaparken ilk kenarını oluşturmuş oldum. Şimdi hep aynı mantıkla devam edeceğim. Bakın. Şimdi bunu yaptım üçlüleri. Sırada ikili trabzan 3 tane, yarım trabzan 3 tane, ikili trabzan 3 tane, sırada üçlü trabzanlarla köşe. Bu şekilde motifimi kare yapacağım. Son boşluğa da doldurdum kare yapma sıramızda. Şimdi buradaki yükseldiğim trabzanın tepesinden batıp ipimi arasından geçiriyorum ve tam olarak bulunduğum noktada şöyle bir çıkartıp yükseliyorum, etrafında döndürüp bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa kayarak köşeyle başlıyorum. Artık bu sıra normal motifte, hani hanım dilendi motifinde ördüğümüz teknik. Köşeleri, her boşluğun içinde ikili trabzan var. Sadece köşelerde arada iki zincirim var. Ha, bu ben yaparken böyle, belki siz yaparken aralarda da birer zinciriniz olabilir. Dediğim gibi örüp elinizden nasıl düştüğüne, güzel düştüğüne bir bakın derim. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanı örüyorum. Hemen yine hiç zincir çekmeden diğer boşluğa 3 ikili trabzan. Bu mantıkla bu sıranın tamamını öreceğim. Köşeyi tekrar hatırlatmam gerekirse 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Son boşluğa geldim. Şuradan hemen ilmek çıkmış. Şurada biliyorsunuz başlamıştım bir yalancı trabzanla, onun boşluğunun içine 2 tane daha ikili trabzanı örüp oranın sayısını 3'e kavuşturacağım. Bu yükseldiğim yerin tepesine batıyorum. Arasından geçirip şöylece bir kere daha geçirdikten sonra güzelce kilitliyorum. Ve bunu ilmeklerin arasından ilk olarak arkaya alıyorum. Şöyle bakın, görüntüyü hiç bozmadan arkaya alıyorum. Sonrasında ise şöyle iç ilmeklerden, iç ya yani ipliklerin iç kısmından, önden gözükmeyeceğini düşündüğüm şekilde aşağı doğru çekmeden, önün formunu bozmadan aşağı doğru aldım. Bakın, hiç çekmediğim için formum da hiç bozulmadı. Hemen buradaki ilmeklerin arasına alttan şöyle alıyorum. Şöyle geçirdikten sonra şurada kalanı da yine hiç kesmeyeceğim. Bakın, yine buradan dolandırıyorum. Şuradaki son ikiye batmadım. Bunu da böyle geçirip bakın, mis gibi arkayı da yaptım. Şimdi elimle bir el ütüsü gibi yapıp
düzeltiyorum. Bakınız işte tam motifi bu şekilde ördüm. Öyleyse şimdi yarımın yapımına geçebiliriz. Yarım motifimiz ise bizim tam motifimizin yarısını düşünebilirsiniz aslında. Öne ekleyeceğim bu parçayı. Şimdi şöyle söylemek isterim. Bunun sayılarını oturtmak, yani yarımı hani diğer mesela hanım dilendinin yarımını örmek gibi motomot değildi. Biraz sayılarla değişiklikler yaptım şuralarda ama bakın en sonunda çok güzel düştü yarım motif. Hadi o zaman şimdi beraberce örmeye başlayalım. Yine aynı şekilde ipi sihirli halka için parmağıma doluyorum. Yine arasından geçiriyorum. Bir kere kilitledikten sonra 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen yanına bir ikili trabzanımı ördüm. Parmağımdan çıkartabilirim artık. Arada 2 zincirim var. Şimdi bu ikili gruplardan tam motifte 8 tane vardı. Benim burada 4 taneye ihtiyacım var. Yarısını örmek için. Yine hep arada 2 zincirle ben bunları 4 tane yapıp artık bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2 ve bu 4. oldu bakın. 4. Ama geçmeden evvel şöyle bir sıkıştırayım biraz. Yine 2 zincirimi çekip tığımın üstüne ipimi alıyorum ve buraya boşluğa batıp sadece bir ikili trabzan örüyorum. Ve iyicene sıkıştırdıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Yine ikinci sırada yaptığım işlemi buraya ikili trabzanları, şimdi birini, şimdi bunu ördüm, bu duruyor burada, tamam. Şimdi iki, bunu da ördüm, bir kere de çıktım. Yine böyle bir kere de çıktım. Ama şimdi ne yapacağım? Bunun ikisini bir, bunu da ayrı öreceğim bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır, bir daha göstermek isterim. Şimdi bunu zincirle yukarı çıkmıştım ya. İkili bademler için iki kere de çıktım, tığımda tuttum. Şimdi bunu bir örüyorum. Sonra bu ikisini bir örüyorum ve arada iki zincirim var. Aynı boşluğun içine yine ikili badem yapıyorum. Hep arada iki zincirle bu boşlukların içine de yapacağım. 1, 2. Burada da sayım 8 olması gerekiyor. Tam motifte 16 idi. Burada onun yarısı 8 olacak. 2, 4, 6. Son ikili grubu örüyorum. Zinciri çekmeyi unutmayayım. 1, 2, hepsi 1. 1, 2 zincir. Tekrar battım. 1, 2, hepsi bir. Şimdi buraya geldiğimde bakın şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Şimdi ne yapacağım? İki zincirimi çekip hemen buradaki trabzanın başladığım grubun tepesine batarak hemen bir ikili trabzanı örüp yanına geleceğim. İşte ikinci sırayı da bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Döndürdüm. Şimdi artık bu sırada da ne yapıyorduk? Boşlukların içine üçlü gruplar halinde bademleri örüyorduk. Şimdi buraya geldim. Şunu tutuyorum. Bu üçünü bir toplayıp bunu sonra örüyorum. Şöyle. Arada 3 zincir. Her boşluğun içine bir tane badem. Bu bademlerimizin sayısı bu sıra tamamlandığında 8 olmuş olacak. Arada 3 zincir yine. Diğer boşluğa. O zaman bu sırayı da tamamlayayım.
2, 4, 6, 8'i tamamlandığında sayı, şimdi şuradaki oluşturduğum boşluk hani boşta kalmış oluyor. Biz hemen sayımızı dengelemek için 3 zincirimizi çektik. Oraya sadece bir ikili trabzan örüyoruz. Sonrasında artık yukarı çıkarken 4 zincirle değil 5 zincirle çıkacağım. Çünkü artık motifi kare yapma sırasındayız. 2, 3, 4 ve 5 zincirle yükseldim, döndürdüm. Tığımın üstüne ipimi 2 kere doladım. Ve burada köşenin sadece bir üçlüsünü örüyorum. Yarım motif olduğu için bir üçlüsünü örüyorum. Şöyle hatta örülmüş de size göstereyim. Bakın bir üçlü, bir üçlü. Ve hemen yanındakine, sıradaki ne oluyordu? İkili trabzanlarla bir grup. Sonra sırada ne vardı? Yarım trabzanlarla bir grup. Hepsini bir çektiğimiz. Sonra burada bir zincir çekiyordum biliyorsunuz. Yeniden ikili trabzanlarla ördüğüm boşluk. Ve burada artık diğer köşeyi çalışacağız. Bu köşede artık iki üçlü grubumuz da olacak. Birini ördüm. İki kere doladım. İkincisini de ördüm. Yeniden iki kere doladım. Yeniden ördüm. Şimdi ortadaki zincirim iki zincir. Yeniden iki kere doladığım üçlü trabzanlarımı örüyorum. Ve hemen yanına geçip 3 tane ikili trabzan. Yanına 3 tane yarım trabzan. Sonra bunu da zincirini çekiyorum ve ikili trabzanım da sıra. Ve buradaki boşluğuma artık üçlü grubun sadece birini yapıyorum. Yani köşe olduğu için iki tane üçlü yapıyorduk normalde. Bu yarısı olduğu için bir tanesini öreceğim. Yine iki zincirimi çekeceğim. Yine tığıma ipimi iki kere dolayacağım. Tek bir bacak öreceğim. Bakın işte artık yarım motifimiz de yarım kare formunu aldı, yuvarlaklığını yok ettik. Şimdi burada artık yine 1, 2, 3, 4 zincirle yükseldim, döndürdüm. Buraya hani hanım dilendi sırası gibi ördüğümüz yerdeyiz. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Arada zincir yok, bu boşluğa atladım. Siz zincir çekiyorsanız tabii ki burada da zincirinizi çekeceksiniz. Tam da öyle yaptıysanız yarım motifte de öyle. Şimdi her boşluğa örüyorum 3 tane ikili trabzan. Şimdi buraya sonuncuyu ördüm köşeden önce. Çünkü köşeye bunu 3 adet öreceğim. 2 zincir çekeceğim. Tekrar bir tane daha öreceğim. 1, 2. Köşe olduğu için. Tepe noktamız oluyor aslında üçgen motifte. Şimdi tekrardan bu boşluğa geldim. Öyleyse bunu da sonuna kadar bu şekilde öreyim. Son kısma geldim. Oraya şimdi 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincirimi çekip bir ikili trabzanı daha örüp şöyle kilitledikten sonra ipimi keseceğim. Bakın işte yarım trabzanım, trabzan yarım motifimi ördüm.
Bunu üstüne alarak örmeyi gözden kaçırmışım. Arkada örerken aslında normalde içine gizliyordum. Anlatırken gözden kaçırmışım. Şimdi gizlerim ben onu. Şimdi motifi tersten ördüğümüz için iki türlü bir görüntü çıkıyor. Bir tanesinde şu üçlüler kabarık duruyor. Diğerinde üçlüler böyle içe doğru oluyor. Ben bu içe doğru olan kısmını kullanacağım. Bu şekilde. Siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi artık tabii ki hırkanın yapımına geçebiliriz. Hırkanın yapımına geçmeden önce yapmamız gerekenler iki tane yarım motif. Benim verdiğim ölçülerde ve uzunlukta yapmak istiyorsanız şayet 53 tane de tam motif. 53 tam motifi, 2 yarım motifi örüp buluşmamız gerekiyor. 53 tam, 2 yarım motifimiz bittiyse örmeye hazırız demektir. Benim hazırlayacağım ebatlarda bir hırka istiyorsanız şayet işte 38'den 44'e kadar uygun olacağını düşünüyorum. Motif ölçüsünü bir kez daha vermek isterim size. 11 santim benim motiflerimin ölçüsü, birleşme kenarıyla birlikte 13 santim olacak diye düşünüyorum. Şimdi size ilk olarak bu 53 motifi nereye nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim. Bir görsel hazırlayacağım buraya, gözünüzün önünde canlansın diye. Sonrasında ise hangi parçayı nasıl en kolay birleştirip ekleyebilir, yolunuza devam edebilirsiniz. Onu dilim döndüğünce anlatmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, motifleri dizerek gözünüzün önünde bir şablon oluşturmaya çalıştım. Hırkanın arkası şuradan başlıyor, görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani bakın, 1, 2, 3, 4, 5. 5 boyu 1, 2, 3, 4, 5 de eni. 5 çarpı 5 arka tarafı. 8 tam sağda, 8 tam solda. Yarımşar motifte hem sağda hem solda karşılıklı olarak böyle duruyor. Bunları ben önceden de söylediğim gibi sizlere siyah Alize Cotton Gold ile birleştireceğim. İplerim biliyorsunuz Yarnart Jeans Crazy. Burada bir kez daha göstereyim. 8205. Onunla ördüm hepsini. Şimdi birleştirmeye de siyahla geçeceğim. Şimdi benim tavsiyem, yeni başlayan arkadaşlarım çok ip koparmadan mutlaka birleştirme tekniğini kullansınlar. O tekniği kanalımda defalarca anlattım. Bu videonun altına da o linkleri bırakacağım. Ben tek tek birleştiririm diyen arkadaşlar için de bunun altına bir link bırakacağım. Onlardan faydalanabilirsiniz. Ben 5x5 25 parçayı işte şurada gördüğünüz 8 parçayı, yarımı sizle birlikte yapacağım. Yarımları ben göstereceğim size. O biraz zorlayabilir diye. Siz 5x5'i birleştirin. 8 buraya, 8 buraya birleştirin. Artık onu, çünkü diğer birçok arkadaşımla hırkaları ördük. Zaten burada ilk kez karşılaştığım ve bu hırkayı ilk kez deneyecek arkadaşlarıma önerim, hani doğru video bu değil. Doğru video daha yeni başlayan acemi arkadaşlarım için çektiğim videolardır. Bana Instagram'dan mesajla ulaşırsanız size hangileri olduğunu gösteririm, yardımcı olurum linkleriyle ilgili. O zaman arkayı birleştiriyoruz, sağ solu birleştiriyoruz ve kolu birleştiriyoruz. Nasıl birleştiriyoruz? 6 motifle de kolu birleştiriyoruz. Bunu da böyle bir parça yapıp kol evine birlikte örerek dikelim istiyorum. Öyleyse şimdi hep beraber yapımına geçelim. Parçaları birleştirdikten sonra. Evet efendim, size şablonunu göstermiş oldum. Bir önceki de motifleri yerleştirerek nasıl ilerleyeceğimizi göstermiştim. Şimdi ise gördüğünüz gibi bu şekilde de birleştirme aşamasına geçeceğim. Şu yarımları henüz birleştirmedim. Onları da yerine yerleştireceğim. Arkayı 5'e 5 yaptım. Önleri şöyle bakın, ayrı iki parça. Yani şöyle birleştirdim bakın. Size de fikir olsun. Şimdi yarımları da yerine yerleştireceğim. Bu birleştirme aşamalarını göstermedim. Zaten ipim siyahla olduğu için çok da anlaşılmayacaktı, ama bu hırkam sipariş ve örerken size de nasıl gösterme
nasıl ördüğümü göstermek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Ben bu birleştirme aşamaları, hırkayı oluşturmayı çok fazla videoda zaten sizlerle paylaştım ki bu videonun altına da link olarak bırakacağım. Lütfen hani bu detaylarla ilgili kısımlar için hani burada daha çok hırkayı artık yapmış, birleştirmiş bir de bu hırkayı denemek isteyen arkadaşlarıma fikir olması amacıyla çekiyorum. Bir daha yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmediğim için soranlara bir cevap niteliğindedir aslında bu video. Yani gördüğünüz gibi arkayı 5'e 5, önleri 8 parçayı bu şekilde birleştirdim. Şimdi burada da yarımları oturtacağım. Yarımları oturturken şöyle hemen bir fikir olsun diye mesela bir tanesini beraber örelim istiyorum. Hemen yarımın yapım aşamasına, örüm aşamasına geçelim. Bir tarafınınkini ekledim. Size hem böyle önünüzde bir görsel bırakayım istedim. Hem de diğer tarafı eklerken de fikir olsun diye düşündüm. Şöyle bir şey hemen göstermek istiyorum size. Daha rahat görebilirsiniz diye beyaz bir zemin aşağıya koyayım. Bakın. Şimdi bunu da ilerletirken anlatarak size ilerleteceğim. Onun için hani çok takılmadan inşallah öreceğiz. Şimdi yarım motifin bir kenarından hemen başlıyorum. Şöyle, şunu şöyle bir döndüreyim. Bakın, şimdi şöyle alayım artık, dursun. Şurasından başlayacağım. Şöylece ne ekleyeceğim yarım motifimi. Bunun için de hemen bir köşesine batıp şurada zaten hani batmak için bir yuva hazırlıyorduk ya arasında çalışabilmek için oraya yapacağım. Şimdi şöyle hemen batıp ilmek alıyorum. Tığımın üstüne de ipimi alıp hemen şuradaki boşluğa bakın. Belki görüntüde anlaşılmıyor ama söylediklerim size yardımcı olacaktır. Önce bir üçlü trabzan çalışıyorum. Sonra hemen yanına iki tane daha İkili trabzanımı örüyorum. Sonrasında ise iki zincir vardı ya normalde köşede arada. Ben burada bir tane çekiyorum ve şuradaki köşeye batarak örmeye, bunu buraya eklemeye devam ediyorum. Şimdi burada artık hepimizin bildiği gibi bu şimdi köşe olduğu için bir kere daha batacağım. Bir, yalnız bunu ben bakayım diğeriyle tabi çok özür dilerim size de söylemiştim şuradaki bademleri değil de şunu görmek istiyorum ben zaten arkasında ona göre çalışmıştım şimdi hemen bu köşeden değil de bu köşeden aynı işlemi yapacağım döndürerek çalıştığım için bir tarafta bademler kabarıktı üçlü bademlerin olduğu yer ben ikili bademlerin kabarık olduğu yere çalışıyorum. Gene hemen göstereyim size. Şuradaki köşeye hem de size bir kere daha geçmiş olayım şöyle üstünden. 3 tane şu arkadaki ipi de ben biliyorsunuz gizleyerek devam ediyorum. 3 tane ikili trabzanı ördüm. Hemen bir zincirimi çektim. Buradaki köşenin içine çalışacağım. Karşılıklı yani burada yeri belli zaten arkadaşlar aynı bunun gibi eklemeye başlıyorum bu eklemeyi bilen arkadaşlarım için burası zaten hani problem değil aynı köşenin içine bir üçlü daha yapıyorum burada görüntüde eminim hani görmek çok zor mecburen siparişim olduğu için siyahla çalışıyorum ama anlattıklarım bir de önceki videolarım size rehber olacaktır diye düşünüyorum tekrardan buraya 3 tane öreceğim. Karşısına denk geldiği yere batarak bunu bu kenarına ekleyeceğim. Şuraya kadar gelelim beraberce. Şurada köşeye kadar geldim. Köşeye de 3 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu hepsinin birleştiği bir nokta var. Oradakinin ortasına batıp şöyle batıp tığımı geçirip bu ilmeği oradan geçiriyorum. Sonra bir kere kilitledikten sonra bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi aynen burada da bir zincir çekip buradaki iki kenarı karşılıklı birleştireceğim.
Aynen bu şekilde. Bunu da sonuna kadar ekleyeyim. Sonra şu kısmı da beraber örelim. Tam buradaki köşeye geldim. Şimdi burada da 3 tane ikili trabzanımı ilk olarak örüyorum. Sonrasında bir zincir çekip bakın tam olarak şuradaki köşenin içine batıp arasından geçiriyorum. Ve bu boşluğun içine bir tane daha 3 adet ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Ve sonra bakın burası artık önemli. Beraberce ilerleyelim. Buradaki boşlukların içine 3'er tane ikili trabzanlar öreceğim. Böyle böyle. Bunu ördüm. Şimdi sıra bunda. 3 tane de bunu örüyorum. Sonra tekrar bunu örüyorum. Bakın buradakine. Tekrardan buradaki boşluk noktayı atlayıp ortadaki hani sihirli halkanın yerini tekrar bunun içine 3 tane örüyorum. Sonra sıradaki boşluklar bu. Yani bu motifi diğer yarım motifi de diğer hırkaların yani diğer motiflerle bütünlük sağlamak için bu köşesini de böyle her boşluğa 3 tane ikili trabzan çalışarak geçiyorum. Ve artık son boşluktayım. Son boşluktayım. Buradaki yükseldiğim trabzanın tepesine köşe yaparken yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Arasından geçiriyorum. Hop böyle çekip kilitledikten sonra yarım motifimi eklemiş oldum. Şimdi bu ipi ben geriye alayım. Sonrasında gizlerim. Şimdi size bunu göstereceğim. Şöyle biraz kadrajı açalım. Bakınız karşılıklı yarım motifleri de yerleştirmiş oldum. Hemen yerine iki artık parçayı yerleştirebilirim. Şöyle. Bunun yeri burası, bunun yeri burası. Katlayacağım. Daha doğrusu şimdi bu parçalardan birini şöyle alayım. Birini de şöyle alayım. Çünkü bunun tersten arka tarafından birleştireceğim. Şöyle döndürüyorum. Bakın döndürdüm. Ve bunu buraya birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim? Bu buraya gelecek. Şimdi bu böyle duracak ya. Buradan başlıyorum ya zaten bakın yeri burada birleştireceğim yer. Bunu buraya böyle 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 yapacağım. Ama kol evimi oluşturabilmek için buraya geldiğimde, bakın tam olarak buna geldiğimde bunu yarısına kadar birleştireceğim ki ben buraya bir tane motifimi, kol evine bir tane motifimi yedireceğim. Kolu üçlü bu şekilde çalışabilmek için. İşte buradaki en önemli detay bilmeyen dostlar için burasıydı. Bunu buraya kadar öreceğim. Örüp size nasıl olduğunu göstereyim oraya kadar nasıl geldiğimi. Biliyorsunuz bunu buradan böyle gelerek eklemiştim buraya. Şimdi 1, 2, 3 tane motifi yanlardan arka tarafla tutturdum. Şimdi bu motife geldiğimde de burada artık kol evini oluşturacağım için bunu buraya kadar bakın şurada da göreceksiniz. 2 tane yuvayı doldurdum. Daha sonrasında bunu ve burayı buraya kadar karşı tarafla birleşmeden öreceğim ki böylelikle kol evini oluşturmuş olacağım. Yani kol evini oluşturmak için sadece burayı örüyorum. Evet, burada da bakın şuradan ayırdığım yerden şöylecene ördüm. Artık bunu şöyle üst kenarla birleştirip bu parçayı da yani bu parçayı daha doğrusu eklemiş olacağım. Bunu hemen buradan batıyorum ve bu köşeyi örerken karşı tarafla da birleşerek üst kenarı kol evini oluşturmuş oldum. Hırkamın bir parçasını da eklemiş oldum. Şimdi şöyle size hemen göstermek istiyorum. Bakın.
evimiz. Üste artık bu kenarı sonuna kadar geldim. Burada köşenin içine ikinciyi, yani burada bir ilkini yapmıştım. Burada da yaptım ilk ikinciyi. Bir zincir çektim. Ve hemen şu arkadaki köşede çakışan şu nokta vardı ya. Şu noktanın içine batıyorum iki motifin çakıştığı yer. Arasından bunu geçirip sonrasında buraya geliyorum. Buradaki üçlünün de başına batıp bir tarafın işlemini tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Ben o ipi gizlerim. Şimdi size şöyle biraz bütünde göstermem gerekirse şayet hemen şöyle bakınız. Bütünde şöyle eklendi bir tarafı. Şimdi diğer tarafı da yapayım. Oradaki başlangıcı size göstermek istiyorum şurada. Orada hemen bakın. Burada normalde biliyorsunuz birleştirme yerim burada kaldığı için buradan başlamış. Yukarı doğru çıkmıştım. Şimdi buradaki birleştirme yerim de tam tersi. Yukarıda kaldı. Yukarıda birleşmeye başlayacağım. Burada son iki taneye kadar burada geleceğim. Sonra bu iki taneyi ve burayı örerken de burayla birleşeceğim. Yani burada ilk başta kol evini örerek, oluşturarak örmeye devam ediyoruz. Sonra buraya gelip burada da şurayı örerken bu tarafı da tamamlamış olacağım. Aşamaları görelim. Evet arkadaşlar, bu parçayı da bakın kol evini şu şekilde oluşturacak şekilde yerine yerleştirdim. Şimdi size bakın. Şu ikisi arasındaki minik bir detay var, fark var. Şöyle yaklaşarak göstermek istiyorum. Şuradaki sivriliği, bakınız şöyle altına kağıt koyacağım. Şuradaki sivriliği bir nebze almak istiyorum. Yani burada bir üçgen yaratmak istemiyorum. Çünkü o üçgen görüntü benim hoşuma gitmiyor. Sadece sivriliği almak istiyorum. Bakın şimdi karşılıklı bakacak olursanız göreceksiniz. Buradaki keskin duruşu, buradaki... Bir dakika, olmuyor, yetmiyor. Hemen diğer tarafa da bir tane koyacağım. Şöyle aradaki farkı daha iyi anlatabilmek için size. Bakın, şimdi buradaki duruşla buradaki duruşu bir nebze kırmak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Hemen onu size göstereceğim. Biliyorum, tekrar tekrarlıyorum. Yani rengim maalesef siyah ve bu çok kolay değil anlaşılmak açısından, ama biliyorsunuz daha ziyade siparişlerim doğrultusunda çalıştığım için mecburum. Israrla bunu söylüyorum ki hani anlayışla karşılamanız için. Bakın şimdi bunu örerken bu tarafta şuradan bir başlayıp şöyle şuradan bir battım. Başladım ve ördüm. Şöyle bir kırma yaptım. Şimdi battığım yerleri burada size göstereyim, anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce. Ben de hani anlaşılmıyor diye hani üzülüyorum, sıkıntı yapıyorum ama. Bak, şimdi hemen şu ortadaki motifte gördüğünüz gibi şurada 1, 2, 3 tane örecek şekilde batacağım. Yani 1, 2 ve 3'üm örüleceği için şuradaki 1, 2 ve 3 boşluğu, 3. boşluğum örüleceği için şuradan çalışacağım. Şuradan. Onun için hemen bir ilmek alıyorum. Dediğim noktaya, şuraya batıp bir sık iğne örüyorum. Ve sonra tığımın üstüne ipimi alıp boşlukların içine 3 tane ikili trabzanlar örüyorum. Şimdi buradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Şimdi buradakine de sonra buraya geldiğimde köşeyle karşılaşacağım. İki tane de köşem var. Her bir köşeye ilk önce ilk köşeye 3 tane, sonra da ikincisine 3 tane
ikili trabzanlarla gruplar örüyorum. Sonra buraya da geldiğimde, şimdi burada 1, 2, 3 tane doldurmuştum. Bakınız buradakiyle karşılıklı aynı olmak zorunda. Şimdi burada da 1, 2 dolduracağım. 1, 2 ve buraya batıp hemen şöyle bir sık iğnemi de örüp güzelce ne kilitliyorum. İşte burada da istediğim ovalliği bir nebze olsun yakaladım. Şöyle göstereyim. Artık arkadaşlar sıra geldi. Onu bir keseyim orada. Bir saniye. Sıra geldi artık hırkamın etrafını lastikle örmeye. Ben hemen bu hırka yapımı videosundan önce tığ işi lastik ve ilik açma videosu çektim sizlere. Çünkü bu hırkayı yapacağımı biliyordum. O videodan faydalanarak burada çok daha rahat çalışırsınız diye düşündüğüm için hemen o videoyu çektim. Şimdi buradaki aşamaları size göstermeyeceğim ama o videoda yaptığımın aynısını bunun etrafına uygulayacağım. Tek fark var. Tabii ki bu hırka olduğu için bunun şu kısımları var. Bu kısımlarında da çalıştığım şey, bakınız buraya geldiğimde burayı örerken şurada bir toplama yaparak örüyorum. Buradaki yaptığım toplamayı da siyahta yine görmeniz çok zor olduğu için bu videonun altına bıraktığım hırkada aynı toplama tekniği var. Eğer siz bilmiyorsanız burayı nasıl yaptığımı orada görebilirsiniz. Dediğim gibi siyahta zaten çekerken çok zor olacaktı ama bırakacağım videoların size çok faydası olacak. Evet arkadaşlar, hırkanın etrafını buradan örmeye başladım. Tam şuraya kadar geldim ve ben orayı da sizle birlikte örmek istiyorum. Çünkü orada yapacağım birkaç işlem var. Siz de hani o detayları belki renkte çok anlamasanız bile ben şimdi size söyleyeceğim. Söyleyerek dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şöyle ki bakınız şimdi bu tam olarak bakın şuraya şu arkadaki şu şöyle çekeyim. Şu arkadaki kısımdayım. Ensenin üst tarafındayım. Yani bu oval yuvarladığım kısımdan geldim. Buradayım. Şimdi şurada bir toparlama yapmak istiyorum. Bunun için de hemen yaklaşalım. Hemen şuraya bir tane ördüm buradaki köşeye. Bir tane daha doğrusu örmedim. Şöyle bir kere de çıktım. Tığımda tuttum. Şimdi tekrar tığımın üstüne ip alıyorum. Buraya batıyorum. Buradaki köşedeki boşluğa batıyorum. Hemen bir kere de çıkıp bu üçünü bir topluyorum. Burada. Sonrasında ise şimdi burada trabzanların üstüne birer tane örerken bakınız şimdi birer tane örüyorum. Yani çok net göremiyorsunuz ama en azından dediklerimden yola devam ederseniz çok sevinirim. Şimdi örüyorum. Nereye kadar öreceğim biliyor musunuz? Şu arkada biraz toparlama yapmak istediğim için şuradaki tam ortaya kadar, bu motifin tam orta yerine kadar bir her trabzanın üstüne bir trabzan yaparak devam ediyorum. Tam ortadakine gelince şimdi tam ortadakine gelince batacağım üstüne. Şimdi bir taneyi öreceğim, tığımda tutacağım. Bir daha batacağım. Yine bir tane çıkacağım, tığımda tutacağım. Sonrasında bir daha batacağım, yine tığımda tutacağım. Şöyle bir minik bir toplama yapıp hemen yanına örmeye devam edeceğim. Şöyle bir arkayı, amacım ense kısmını biraz daha şöyle bir daraltıp hani minnak bir toplama, öyle söyleyeyim size. Arkası 3 motifle boş kaldığı için bu modelde öyle bir çalışma yapmam gerekiyor. Şimdi nereye kadar örüyorum artık? Şu köşeye gelene kadar. Şimdi o köşeye geldiğimde de yapacağım bir işlem var. Burada da iki köşemiz var. Bir bu, bir bu ya. Şimdi buna bir batacağım. Bir kere çıkacağım. Sonra tekrar buna bir batacağım. Bir kere çıkıp ikisini bir toplayacağım. Sonra burada da bu motifin de tam ortasına kadar örmeye devam ediyorum. Tam ortadaki yere kadar. Yani şuna kadar geliyorum. Orada da minik bir atraksiyon yapacağım.
Siz bunu tabii kendi kafanıza göre de ara ara ayarlayabilir, toparlamalar yapabilirsiniz. Yani illaki benim yaptığım noktalarda yapacaksınız diye bir şey yok. Şimdi bunu örüyorum. Buraya geldiğimde de bu ilkini ördüm. Şimdi ikincisine batıp çıktım. Yanındakine de batıp çıktım ve ikisini bir ördüm. Tekrardan üstüne, trabzanların üstüne batarak örmeye devam ediyorum. Yine o köşeye geldiğimde buradakinin aynısını yapacağım. Bu lastik öncesi biliyorsunuz bir sıra trabzanla geçiyorum. Bu lastiğin ilk sırası diye düşünebilirsiniz bu arada. Bunu da size göstermeden geçmek istemedim. Şimdi buraya geldim yine. Bu kenar köşeli olan kısımdayım. Burada da aynı bir önceki gibi. Buraya batıyorum. Bir kere de çıktım. Hemen bir yanındakine batıyorum. Bir kere de çıktım. Üçünü bir topladım. Şimdi burada da yine bu motifin tam ortasındaki olan yere kadar öreyim. Hemen hızlı hızlı şu ortadaki yere gelmekteyim. Oraya geldiğimde de bir önceki, yani ilk motifteki arkadaki üçlü boşluk alanın ilk motifinde yaptığım işlemi yapacağım. Sonra bir üst sıralarda böyle bir şey yok zaten lastiğe başlayacağımız için. Şimdi geldim dediğim yere. Şimdi buradayken bir battım, bir kere de çıktım. Tekrardan bir battım, bir kere de çıktım. Yine bir battım, bir kere de çıktım. Üçünü bir topladım ve yanından örmeye devam ediyorum. Hemen şu biliyorsunuz köşedeki toparlamayı göstermiştim ama şu köşeyi de beraberce dönelim. Dönelim. Sonra ben ilk turunu, lastiğin ilk turunu tamamlamaya devam edeyim. Şimdi şunu da üstüne batayım. Hemen. Pardon, bunu atlamışım. Boşluk sırıttı. Şuraya da geleyim. Orayı da birlikte örelim. Ondan sonra şurası bakayım bir, bunun üstüne yapıyorum iki, şimdi köşedeyim. Köşeye geldiğim an ilk buna batıyorum, bir kere de çıkıyorum, sonra buradakinin köşesine bakıyorum, bir kere de çıkıyorum ve hepsini bir örüyorum. Sonra artık her bir trabzanın tepesine bata bata örmeye devam ediyorum lastiğin ilk sırası için. Bu detayı da belki siyahta çok belli olmasa da en azından size fikir vereceğini düşünerek göstermek istedim. Evet sevgili hanımlar, hırkanın etrafını geçtim. Bunun etrafını geçerken sizinle paylaşmadım ama biliyorsunuz detaylarını bir önceki videoda etrafını nasıl geçeceğinizi gösterdim. Hatta daha öncesinde de etrafını böyle lastik ördüğüm hırkalarım vardı. Ama bu sefer farklı olarak bir de ilik açtım. Şimdi ilik burada çok belli olmasa da hemen yine bir açık zemin bulup size göstermek istiyorum. Şöyle ki açık zeminde aslında iliklerimiz var. Bakın çok gözü rahatsız etmese de şurada hemen yaklaştığımda göreceğiniz bir, biraz da aşağı inelim. İşte bakın gördünüz mü? Şurada bir iliğim var. Belli aralıklarla mesela burada var. İşte burada aşağı doğru. Bakın burada var. Bakın böyle böyle. Ve hemen bakın, hemen gösteriyor kendini. Burada var, bir de bakın burada var. Siz de bunları istediğiniz yerlere, uygun gördüğünüz yerlere hırkanızda yerleştirirsiniz. Şimdi tekrar size bir detay anlatmam gerekirse bu hırkanın şu arka kısmıyla ilgili küçük beden, hani 36'dan 40'a kadar çalışacak olan arkadaşlarım için 36-40, özellikle 36'nın altını çiziyorum. Şu ortadaki motifi koymadan da aynen bu tekniği uygulayabilirler. 5, yani bu motiften 5 motif eksik yapacaklar. 53 demiştik, 48 ile arkayı dörtlü yapıp daha toplarlar. Şurada hani problem yaşamazlar, zorluk yaşamazlar. Biz böyle büyük beden çalışanlar da arkayı örerken size şurayı toplamayı göstermiştim. Ben bir iki yerde de bakın
Şurada göstereceğim size. Bakın şurada gözüküyor zaten. Bir burada, bir de hemen karşılığında burada bir toplama yaptım. Minik bir hani ensede çok açıklık, yaygınlık olmasın. Hırka üstte güzel dursun diye. Şimdi sıra geldi. Evet efendim. Kollarımızı yapmaya. Kollarımızı nasıl yapıyorduk? Şöyle hemen bloktan motiflerimi alayım. Ve size göstereyim tekrardan. 3 tane motifi yan yana böyle. Diğer üçü de bu şekilde yan yana çalışacağım. Şöyle yapayım. Bu 6 parça bir kol. Diğer 6 parça da bir kol için olacak. Ondan sonra onları kol evine yerleştireceğim. Şimdi ben bir tane kolu yapayım. İkinci kolu da her ne kadar zemin rengim siyah da olsa dilim döndüğümce anlatırken hani görselden ziyade belki anlattıklarımın faydası olacaktır niyetiyle onu da çekeyim size. Öyleyse kollara geçebiliriz artık. Hırkanın patını tamamladım. Zaten size göstermiştim. Düğme dikimi için biliyorsunuz önleri hazır. Şimdi kolunun birini de hallettim. Bakın kolunun birini 12 motifle birleştirdikten sonra etrafına 10 sıra lastik örerek tamamladım. Şimdi diğer kolu da şu şekilde hazırladım. Sizin de hazırlamanız gereken şekil bu. Bakın 1, 2, 3 tane motif yan yana. Kol evinde de neydi? 3 tane motifi yedirecek yerimiz vardı. Bakın şimdi şöyle biraz yaklaşalım. Hemen 1, 2 ve 3. motifi tam olarak şuraya yedireceğim, yerleştireceğim. Öyleyse ne yapıyorum? Hemen bunu, bu parçamı alıp şöyle şöyle fark etmez nereden başlayacağınız. Şuradan başlayacağım. En son burayı yedirerek tamamlamak istiyorum. Çünkü bunun içinde bakın. Şimdi bunu geliyorum böyle. Bunu buraya. Sonra bunu buna. Bunu da buraya şu şekilde. Şu şekilde birleştireceğim. Niye buradan başladığımı soracak olursanız bu iki tarafta kırmızı nar çiçeği motif denk gelmiş. Onunla başlıyorum ki bu da buraya denk gelsin. Aynı motifler üst üste çakışmasın diye ondan ötürü öyle başlıyorum. Kol ağzının herhangi bir pardon kol evinin herhangi bir yerinden siz birleştirebilirsiniz. Aynen şimdi burada nasıl yapıyordum? Diğer bütün hırkalarımı bilen arkadaşlarım zaten hani burada ne yaptığımızı da biliyor. 3 tane köşede trabzanı ördüm, bir zincir çektim. Hemen bu birleştirmek istediğim şurasıydı ya. Şurasıydı ya. Buradan şunu çıkartıyorum. Bu arasından araya batıp ilmeğimi geçiriyorum. Ve karşılıklı çok özür dilerim. Geçirdim. Geçirdim. Bunu buraya bir kere kilitledikten sonra buraya 3 tane örüyorum ve karşılıklı birleştirmeye başlıyorum. Tam koltuk altına geldim. Diğer tarafları birleştirdim. Bakın tam koltuk altına geldiğim yerde buradaki motifin biliyorsunuz buraya kadar kısmını açıkta bırakmıştım. Bu motifin burasında iki tane üçlü grubu ördüm. Karşı tarafla birleştim. Şimdi iki tane grubu da buraya örüp diğer tarafla birleşeceğim. Şuradaki yapacağım işlem farklı ve önemli. Onu göstermek istiyorum. Şimdi buraya geldim. Tam olarak umarım nokta seçilebiliyordur koltuk altında. Şimdi buraya geldiğimde hemen 1 ve ikinciyi örüp tığımdan çıkartıyorum. Bakın iki tane ördüm. Tığımdan çıkarttım. Bu koltuk altındaki gelen noktaya battım. Oradan herhangi bir sağlam noktaya batıyorum. Bu ikinci ördüğüm trabzanın ilmeğini arasından geçirip tığımın üstüne ip alıyorum. Buraya üçüncüyü örüyorum. Ve sonra hemen şuradaki bakın
bu köşeden sonraki ilk üçlü grubun karşısına batıp şimdi artık buradaki kenarı burada bu azıcık kalan, buradan başlamıştım ya zaten birleşmeyi, o kenarla birleştiriyorum. Onu da aynen 3 tane ikili trabzan, görüntü olmasa da sesimle anlaşılabilsin istiyorum. Karşıyla birleş. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Karşıyla birleş. Şimdi artık bu köşedeyiz ve kolun iki tarafını birleştirmemiz, yani kol şeklini vermemiz gereken sıraya geldik. Önce şu köşeyi de halledelim. 1 2 3 bir zincir. Tam olarak şuradan çıkıyorum. Şu köşedeki yerin, hepsinin çakıştığı noktanın içine batıp bunu alıyorum. Arasından geçirip kilitledikten sonra hemen buraya diğer üçüncüyü de örerken karşı tarafla bunu da birleşmeye başlayacağım. Öyleyse şimdi bunu da artık biliyoruz. Şöyle birazcık. Şu iki kolun kenarı, kol formunu vereceğimiz yer. Kol ağzına kadar örüp geliyorum. Kolun yan kısmını, alt kısmını birleştirerek işte formunu vermiş oldum. Şimdi kol ağzındayım. Burada birleştikten sonra hemen 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Ve her bir trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Ama bir fark var. Şimdi şuraya kadar hiçbir değişiklik yok. Hep böyle devam edeceğim. Şuraya kadar, şu iki motifin kesiştiği noktaya kadar her trabzanın üstünde bir trabzan. Sözünü ettiğim yere geldim. Şimdi bu köşenin içinde bir tane ikili trabzan örer gibi yapıp, yani bir kere de çıkıyorum ve tığımda bekletiyorum. Burada da yanındaki köşeye de batıp aynısını yapıp 3 ilmeği bir çekiyorum. Yani ufak bir kolda daraltma yapacağım. Hani lastik çalışacağım için bileğe üstüne doğru biraz daha bilek otursun, daralsın istediğim için bunu yapıyorum. Siz dilerseniz lastik çalışmadan böyle dümdüz de trabzanlar geçip bırakabilirsiniz. Bu işlemi diğer iki motifin birleştiği köşe var. Orada da yapacağım. Ve şurada da aynı işlemi yapacağım. Bitiştekini de beraber yaparız. Şimdi bu başladığım noktaya ilk sıranın geldim. Ondan önce de iki köşem olduğu için aynı işlemi orada da yapacağım. Bir kere de çıkacağım. Diğer boşluğa da bakıp batıp bir kere de çıkacağım. Üçünü bir toplayıp buraya yükselip artık lastik örmeye başlayacağım. Yani aynı bir video önceki ve hırkanın etrafına ördüğüm gibi. Bir video öncekinde ufak bir alanda gösterdiğim için o sizi zorladıysa anlamak. Bundan önce, birkaç video önce motifli düğmeli hırka yapımım var yine. O hırkada da hırkanın zemininin rengi açık olduğu için çok daha rahat gösterebilmiştim. O videodan da faydalanabilirsiniz lastik yapımında. Yani bu hırka ile o hırka arasında bir şablon farkı var. Evet arkadaşlar, en sevdiğim kısım, neredeyiz? Finaldeyiz. Hırkayı, kol çevresini, size 10 demiştim ya, daha sonrasında 2 sıra daha ördüm. 12 sırayla tamamladım. Öyle daha çok içime sindi, üstüme giyip denedim. Tam istediğim boyutlarda oldu. Düğmelerini de gördüğünüz gibi diktim. 4 tane düğmeyle tamamladım. Siz dikerseniz ya da dikmezsiniz o ayrı, ama bu modellerde düğme gerçekten çok kullanışlı ve gerekli oluyor aslında. Onu da söyleyeyim. Hani yaka oyuntusu olduğu için şöyle düğmeyle toparlamak çok akıllıca oluyor. Gelelim ne kadar ip kullandığımıza. Bu iplerden 7 paket kullandım. 7.'den artan bu. Siyah çevresi ve birleştirme rengi için 3 paket açtım. 3.'den artan ise
bu. Hani bir bilgi olarak dursun burada size de. Biliyorsunuz bu hırka şu anda 36'dan 42 bedene kadar çok rahatlıkla olacak bir ölçüde. Renkleri benim de çok içime sindi. Çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şayet beğendinizse bir kalbinizi alırım. Hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.